Get him. Brawl Stars Brawl Talk'lar yayınlayarak yeni güncellemeleri tanıtmıştır. Ama içlerinden birinde bir güncelleme getirdi ki oyunun kaderi değişti resmen. O güncelleme ise sezon 1 ve sezon 2. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that you can collect and they can be used in chat. And we've got more pins and pins will be available in battles. Bu belki de hayatlarında yaptığı en kötü karardı. En toksik 10 rozeti sizlere. Sunacağım, iyi seyirler. Bu rozet videoda da gördüğünüz üzere bedava verilmişti. Çünkü o zamanlar Cadılar Bayramı'na den geliyordu. Gel gelelim bu rozete neden toksik dememe. Animasyonu böyle olduğu için tabii ki de. Mesela şu görüntüyü görünce sinirim anında bozuluyor. Suna koymamın nedeni ise bütün rozetlere benziyor. Günün birinde dediler ki Clash Royale'daki krala benzer kostüm getireceğiz Frank'e. Ya bunda böyle rozet getirdiler. Bunun gibi iki tane daha olsa da en toksikleri bu. Üçlerinden en toksiği ise gösterdiğim rozet çünkü rakibine resmen uyuyorsun ve kolaydın is demiş oluyor. Bu rozet önceden öyle çok kullanılıyordu ki bazı kişiler bu rozet gereğinden oyunu silseler gerek. Ama cidden o zamanlar insana çok toksik geliyordu. Şu an o kadar değil çünkü animasyonlu hale geldi. Animasyonu yokken çok gıcıktı ama hala gıcıklığını koruyor. Bu rozetin toksikliğini az çok anlamışsınızdır. Geçen sene eklenen bu rozet ilk geldiğinde başka bir rozet ile paket halinde satın alınabiliyordu. Değeri az önce gördüğünüz gibi 158 elmas, yani bu da demek oluyor ki biri 79 elmas ama şu an 39 elmas veya 1500 mücevher ile satın alınabilir. Bunu gören herkes bu rozeti aldı ve bu neden ise bu rozeti toksik kıldı. Siz çalışmaya devam mı? Ben de çalışıyorum. Bu rozet animasyonlu hale gelince daha toksik oldu. Animasyonlu olmadan önce de çok kullanılıyordu. Bu rozet çok kullanışlı, toksik bir rozet. Star Animasyon Stüdyoları sezonunda verilen bu rozet diğer ağlama rozetlerinin hepsinden daha toksik. Çok gıcık bir ağlaması ve animasyonu var. Kimsenin rozet yerlerinden düşmediği o rozet, Dislike rozeti toksikliğini koruyor, ayrıca animasyonlu olunca daha toksik oldu. Bu rozeti 4. sıraya koymamın nedeni ise daha toksikleri var. Taaloğlu'nun zamanında dediler ki eğer doğru tahmin yaparsanız bir sürü ödül vereceğiz. O da bunlardan biri. Bu soğurtkan yüzüyle animasyonu olunca orijinalinden daha toksik oluyor. Bir Nisan yüzünden mücadelede verilen bu rozet oyunda bıktırdı desem yalan olmaz sanıyorum. Neden toksik olduğunu açıklamama bile gerek yok. Artık birinci sırada ne olduğunu birçoğunuz tahmin etmiştir. Bu daha hafif olduğu için buraya koydum. Geldik oyunun en toksik rozeti olan palyaço rozetine. Peki niye en toksik rozet diyorsanız rakibe resmen hakaret ediyor, aynı zamanda karşı tarafı gıcık ediyor. O yüzden bu rozet en toksik rozet. Geldik sona, en toksik 10 rozeti sundum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşüne dek, hoşça kalın.